Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren donanımlı savaş gemilerine görünmeden Çanakkale Erenköy'deki karanlık limanda 26 Mayı'nı denize bırakan Nusrat Mayın gemisinin komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in torunu Cihat Gündoğdu 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü törenlerine katıldı. Gündoğdu, Ton TV'ye yaptığı özel açıklamada, Çanakkale'yi geçilmez kılan Nusret Mayın gemisinin 108 yıl önce döşediği mayınların 18 Mart'ın bir deniz zaferi olarak sonuçlanmasına sebep olduğunu vurguladı. 108 yıl önce, 18 Mart 1915'te burada bir tarih yazıldı. Çok büyük bir deniz zaferi, İtilaf donanmasına karşı, o zamanın tabiriyle düveli muazzamaya karşı kazanıldı. Bu zaferin başrolünde Nusret Mayın gemisi ve kutlu personeli vardı. 10 gün önce, zaferden 10 gün önce 8 Mart sabahı Çanakkale Boğazı'nın karanlık liman mevkiine Erenköy koyuna döşenen 26 Mayın 18 Mart zaferinin başrolünde kendisine yer buldu. 3 düşman zırhlısı Çanakkale Boğazı'nın soğuk sularında yerini aldı 18 Mart tarihinde. Ve biz 108 yıl sonra, 108 yıl önce burada kazanılan zafer için buradayız. Dedesine vefa borcunu ödemek için Çanakkale kahramanı Nusrat'ı kaleme alan Gündoğdu'nun İsmail Hakkı Bey hakkında doğru bilinen yanlışları anlattığı kitabı bugün ikinci baskıyla raflarda yerini aldı. Gündoğdu, Yüzbaşı Hakkı Bey hakkında bilinmeyenleri anlattı. Tabii bu çok büyük bir övünç kaynağı. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk ben ve ailem adına. Bunu ömrümüz boyunca bir miras olarak taşıyacağız aile olarak. Tabii bu mirası taşırken dedemiz hakkında doğru bilinen yanlışları ifade edip düzeltmek bir görev ailemiz adına. Bunun adına da ben bir kitap kalemi aldım. Kitabın adı Çanakkale Kahraman Nusrat. Geçen yıl bu dönemde ilk baskısı bir yayın evi tarafından çıktı. Yarın ikinci baskı satışta olacak. Kitabın adı Çanakkale Kahraman Nusrat. Nusret Mayın gemisi özelinde ve dedem özelinde doğru bilinen birçok yanlış var. Bu yanlışlar ailecek bizi rahatsız ediyor. Bir delinin bir kuyuya taş atıp kırk akıllının çıkaramaması misali. Günümüze kadar bu yanlışlar süre gelmiş ve doğru olarak kabul edilmiş. Bu yanlışları düzeltmek adına bu kitabı kaleme aldım ben. Birkaç örnek vereyim isterseniz. Dedemiz mayınlara döşerken kalp krizi geçirip vefat etmedi. 18 Mart'tan 6 ay sonra 9 Eylül 1915 tarihinde İstanbul'da da Kasımpaşa Kulaks'ta bulunan askeri hastanede vefat ediyor. Deniz hastanesinde vefat ediyor. Yine deniz şehitliğinde gömülüyor. Fakat yaptığı görevin büyüklüğüne istinaden devlet nazarında şehiden ibaresi düşülerek şehit sayılıyor. Bu da çok çok az insanın bildiği bir gerçek. Onun haricinde mayınlar 17 Mart günü değil, dediğim gibi 7 Mart, 8 Mart'a bağlayan sabah döşeniyor. Bunlar çok önemli noktalar. Onun haricinde dedemizin isminin başında Tophaneli lakabı mevcut. Tophaneli lakabı Tophaneli olmasından süre gelmiyor. Tophane Kumbaracı yokuşunda Bariye Mektebi itibaren ikamet etmesinden dolayı ailesiyle beraber, babası kayıkçı İbrahim Efendi ile beraber ikamet etmesinden dolayı bu lakabı almış. Aslen doğum yeri Trabzon Akçaabat Yukarı Ağında köyü. Usta Bağdıloğulları sülalesinden geliyor. İdealleri uğruna Bariye Mektebi'ni okumak için 1895 yılında babasıyla beraber İstanbul'a göç eden bir genç aslında Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey. Bu da çok çok az bilinen, hatta bilinmeyen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.